Elazığ Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle Doğukent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Emincan Polat Camii Kur'an Kurusu ve Taziye Evi düzenlenen törenle açıldı. Doğukent Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Emincan Polat Camii bahçesinde yapımına başlanan Kur'an Kursu ve Taziye Evi, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından okunan duayla hizmete girdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, sana hamdolsun, şükürler olsun. Bu Kur'an kursumuzu tamamlamayı bizlere nasip eyledin. Açılışa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kurum müdürleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Doğukent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun ve Doğukent Emincan Polat Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Demirelli, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Camimizin bahçesinde bir boşluk vardı. 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna ihtiyacımız vardı. Bayan Kur'an kursuna ihtiyacımız vardı. Allah nasip etti, dernek olarak yaptık. Yardımı geçenlerden, yardım edenlerden, hepsinden Allah Peygamber razı olsun. Dernek başkanımıza, belediye başkanımıza, emeği geçen tüm hayırsever kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ediyorum. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, çocukların gelişimi açısından Kur'an kurslarının önemli olduğunu söyledi. Elazığ genelinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı bir yandan artırmayı hedefliyoruz. O konuda gayretler sarf ediyoruz. Diğer yandan da mevcut 4-6 yaş kurslarımızın fiziki imkanlarını güzelleştirmek istiyoruz. Caminin altındaydı buradaki 4-6 yaş sınıflarımız. Şimdi müstakil daha güzel bir bina bugün itibariyle tamamlanmış oldu. İnşallah buraya taşıyacağız. Yeni açılışını yaptığımız binasını tamamladığımız binamızda 4-6 yaş sınıfları olacak. Büyüklere yönelik Kur'an kursu sınıflarımız olacak. İkisinin katları ayrı ayrı. Alt katı da, bu binanın alt katı da mahallemiz tarafından sosyal amaçlı olarak taziyeler başta olmak üzere inşallah kullanılacak. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise belediye olarak desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Belediye Başkanımız, Elazığ Belediye'mizin bütün imkanlarını, insanlarımızın maddi ve manevi her alanda çok daha hizmet edilebilmesi, çok daha iyi hizmet edilebilmesi için belediyemizin tüm imkanlarını zaten seferber etmiştir. İmkanlar ölçüsünde bu hayır hizmetlerinin de içerisinde olmuştur. Öncelikle bu hizmetin yapılmasında hakikaten ciddi anlamda bu işe emek veren zaten Elazığ insanımız her zaman böylesine maddi ve manevi çalışmalar içerisinde bütün varlığıyla, maddi imkanlarıyla bu işlerin içerisinde olmuştur. Belediyemiz de bütün bu işlerin yapılmasında öncülük etmiş, yanında olmuş, taraftar olmuştur.